Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz haftanın önemli bir gündemiydi. Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Suriye Araştırma Komisyonu bir rapor hazırladı. Hazırladığı raporu kamuoyuna sundu. Ama raporda belirgin başlıklar arasında Türk Devleti'nin ve ona bağlı çetelerin işlediği savaş suçları vardı. Bu savaş suçları hala tartışılıyor. Cenevre'de yapılan Birleşmiş Milletler toplantısına da bu rapor sunuldu ve tartışmaları hala sürüyor. Bu konuyla ilgili yaptırımlar neler olabilir konusunda bu akşam bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Mahmut Şakar, hukukçu arkadaşımız. Deneyimli bir hukukçu, uluslararası hukuku da biliyor. Sayın Şakar, hoş geldiniz. Beritan Sarıya, gazeteci arkadaşımız Rojava'dan. O da Rojava'da bu gelişmeleri yakından takip eden bir arkadaşımız. Siz de hoş geldiniz Sayın Sarıya. Bir de Hüseyin Elmalı arkadaşımız olacak, gazeteci o da. Özellikle diplomasi konusunda deneyimli bir gazeteci arkadaşımız. Onunla ilgili Skype'i bağlama konusunda ufak tefek pürüzler var. Onu da giderince arkadaşlarımız onu da yayına alacaklar. Ben hemen hiç zaman kaybetmeden Sayın Şakar'la başlamak istiyorum. Raporda aslında belirgin başlıklar var. Cenevre'de tartışılırken de raporu hazırlayan grubun başkanı Kürtlerin yaşadığı bölgeler yağmalanıp mallarına el konuyor dedi. İşaret ettiği kesimde Türk Devleti ve ona bağlı çeteler. Savaş suçu işlendiği de belirtiliyor bu çeteler tarafından ve Türkiye'nin sorumluluğu hatırlatılıyor. Yani Türkiye bu çetelerden sorumludur deniyor. Bu yönüyle baktığımızda özellikle raporu nasıl değerlendirmek gerekir? Yani uluslararası hukukta da birçok kez bu belgelerle karşılaştınız. Yazılanlar yeterli mi yoksa diplomatik bir dil mi kullanmışlar? Durum özellikle hukuki açıdan tabii ne anlama geliyor, ne söyleniyor? Buradan başlayalım isterseniz. Evet, öncelikle raporu birkaç noktadan değinmek mümkün. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii bu Uluslararası Bağımsız Suriye Komisyonu'nun yani bir önceki raporuna da baktım. Yani 11 Temmuz 2019 ve 10 Ocak 2020 arasındaki sürece dair bir raporu vardı. O raporla bu son raporunu karşılaştırdığımızda mevcut raporun pek çok açıdan daha olumlu olduğunu, daha detay içerdiğini ve bazı konuların çerçevesini daha net olarak ifade ettiğini söyleyebilirim. Yani bu komisyonun iki raporu arasındaki bir karşılaştırmada mevcut raporun bazı noktalarda ilerleme tarif ettiğini söyleyebilirim. Tabii şunu ifade etmek gerekiyor, gerek nicelik olarak gerekse hukusal analiz olarak aslında mevcut rapor gerçeğin tümünü karşılamıyor. Yani gerçeğin bir kısmını bence karşılıyor. Yani hem orada yaşanan hak ihlallerin, uygulamaların derinliği raporda çok fazla görülmüyor. Hemce hukusal analizler bence yeterli ifade edilmedi. Ben öncelikle olumlu noktadan başlayayım. Yani bir önceki rapora ve daha önceki raporlara karşın mesela bu raporda belli bazı suç olgularına değinilmiş. Örneğin cinsel şiddet vurgulanmış, tecavüz, zorla evlendirme olguları vurgulanmış, yağma, talan, işkence vurgulanmış. Yani bu işte tarihsel ve dinsel mekanların ortadan kaldırılması vurgulanmış. Yine ezdi halkının zorla din değiştirme ve onlara yönelik ibadet mekanlarının ve mezarlıkların tahrip edildiği vurgulanmış. Yani bu tür çok somut ve belirgin vurgular var. Yani bununla birlikte Türkiye'nin rolu ürkek çekingen de olsa, yani utangaç bir tarzda da olsa, dolaylı bir yoldan da olsa aslında Türkiye vurgusu da var. İşte soruşturmaların ortak yürütüldüğü, ortak operasyon yapıldığı, işte bazı yurttaşların Türkiye'ye kaçırıldığı, orada yargılandığı. Ve en sonunda bir yerde de şunu söylüyor, yani aralarında ortak bir koordinasyon var mı, hiyerarşik ilişki var mı, onu da bakıyoruz. Yani çok net olarak altı kalın çizilmese de böyle bir şüphelerin olduğunu vurguluyor. Bu olgular kısmen yani geçmişe göre daha net olarak vurgulanmış. Bir diğer bana göre olumlu olan nokta hukusal anlamda belli bazı
özellikle savaş suçu çok net bir şekilde ifade edilmiş ve savaş hukukunu, savaş suçunu oluşturan bazı suç tiplerine vurgulanmış. Yağma suçu vurgulanmış. İşte tarihsel mekanların ortadan kaldırılması da bir savaş suçu olarak ya da işte cinsel şiddet de bir savaş suçu olarak bunlar ifade edilmiş. Yani bu açıdan geçmişe göre bir savaş ilerleme... Savaş suçları şiddete... ifadesi SALT oradaki çete gruplarına dönük mü yoksa Türkiye'ye dönük de bu suçlamalar var mı o raporda? Yani orada ana vurgu aslında çetelere dönüktür. Yani Türkiye'nin savaş suçu işlediğine dair bana göre yani çok dolaylı bir ifade var. Dediğim gibi utangaçça ama hukuksal bakış açısıyla baktığınızda tabii karşılaştırmalı bir mantıkla baktığınızda böyle bu yaklaşım Türkiye'yle, Türkiye yönelik de bir deneme konusu yapılabilir. Ama hem dediğim gibi hem olgular yani özellikle Afrin gibi bir mekanın işte tarihsel, ekonomik, kültürel tüm birikiminin ortadan kaldırılan bir mekanın mekana dair, bir alana dair insan hakları ihlallerinin ya da vahşetin çok denekli olarak ifade edilmediği de açık. Yani bu açıdan olgular gerçeği bana göre birebir karşıt değil ama gerçeğin küçük bir parçası bu raporda ifade edilmiş. Evet. Onun dışında ya ben hukusal açıdan da çok güçlü bir analizin olmadığını, savaş suçunun altını çizmekle birlikte aslında diğer suç tipolojilerinin de vurgulanmamasının bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Örneğin Türkiye, yani tüm bu mesele aslında Türkiye'nin orayı işgaliyle başladı biliyorsunuz. Onları yani, isterseniz işgal boyutuyla ilgili de ayrı değerlendirelim. Çünkü o önemli, tek cümleyle geçiştirmek istemiyorum doğrusu. Hemen Beritan arkadaşımızla devam etmek istiyorum. Şimdi raporda dikkat çeken olgulardan biri de Demokratik Özerk Yönetmeni, özellikle de kasadaya dönük bazı suçlamalara da yer verilmiş olması. Ama Türkiye bu konuda inkarcılığı seçerken KASED'e özellikle Genel Komutanım Bazlum Abdi hemen peşinden bir açıklama yaptı. Hem KASED'e dönük bu iddiaların rapora alınmasını hem de Mazlum Abdi'nin hemen bu gelişmenin ardından sıcağı sıcağına yaptığı açıklamayı nasıl değerlendirmek gerekir? Yani belki orada kıyaslamacı bir bakışla da bakabilirsiniz olaya ama özellikle bu boyutuyla meseleye bakmanızı istiyorum. Ne dersiniz? Yani ben öncelikle aslında raporda Türkiye bölümlerine ilişkin de görüşümü belirtmek isterdim. Fakat diğer bölümlerde tartışılacaksa oraya geçeyim. Çünkü Mahmut arkadaşın da belirttiği gibi raporda çok sınırlıydı. Yani Türkiye'nin bazı savaş suçları aslında çeteleri aracılığıyla yaptırdığı bazı savaş suçları çarpıcı örneklerle biraz ortaya konulmuştu ama yaşananların çok cüzi bir kısmı bu. Bir yerde sonlarda işte Türkiye'li yetkililerin de bundan sorumlu tutulabileceği çünkü engel olmadıkları, bunu önleme çabalarının olmadıkları belirtiliyordu. Şimdi eğer sorunuza geçecek olursak, şimdi ben kendim de şaşırdım yani gerçekten KSD ve özerk yönetime dönük maddelere. Şimdi bir yerde şey deniyordu. Sesim bana dönüyor ama konuşamıyorum. Arkadaşlar, Beritan arkadaşın sesinin ona dönmesini engellerseniz seviniriz. Bir yerde bu korona sürecinde, pandemi sürecinde işte alanlar arası seyahatin yasaklanmasını, Şam'a gidiş gelişin yasaklanmasını bile işliyorduk ki bu çok abes bir durum. Biliyorsunuz yani bütün dünya devletleri imkanları çok yoğun olmasına rağmen tedbirler aldılar, seyahatleri kısıtladılar. Özerk yönetim bölgelerinde imkanlar çok sınırlı. Bu nedenle tedbirler alması da çok doğal. Böyle bir madde de geçiyordu. Ben yadırgadım, ben bunu söylemek istiyorum. Hiç gerçeklikle alakası olmayan, bana çok siyasi gelen bir maddeydi. Bir diğeri yine KSD'ye dönük maddeler vardı. Bu maddelerden biri işte HOL'e ilişkinde aslında. Açık HOL kampı diye ifade etmemişti ama IŞİD'lilerin kamplarda uzun süre tutulmasını bir insan hakları ihlali olarak değerlendiriyordu. Şimdi bir yaklaşık olarak şu an kampta mesela HOL kampı ve ROŞ kampı var. Daha önce aynı İsa kampı vardı. Türk devleti ve çeteleri saldırdılar. Hatta bazı kadınları da kaçırdılar. Şu anda HOL kampında 65 bin insan kalıyor. Bu 65 bin insanın hemen hepsi IŞİD bölgelerinde kalmış. Bunların en az 30 bini IŞİD'li, 10.500'ü yabancı IŞİD'liler. Yani Iraklı veya Suriyeli değiller, Avrupalılar, Orta Doğulular ama bu bölgelerden değiller.
Şimdi bu noktada demokratik özerk yönetimde zorlanıyor. Daha önce defalarca çağrı yaptılar. Hatırlarsanız işte vatandaşlarınızı alın yönünde. Çünkü bu Hol kampında iki ülke dışında, yani Suriye ve Irak dışında 48 ülkenin daha vatandaşları var. Kimse yanıt olmadı. Sadece 358 civarı kadın ve çocuk alınmış şu ana kadar kamplardan ilgili devletler tarafından. Onun dışında uluslararası mahkeme kuralım önerisi yapıldı. Hem IŞİD tutuklularına dönük hem de IŞİD'li kadınlara dönük hiçbir devlet oralı olmadı. Hadi bunu da yapmıyorsunuz, çeşitli projeler üretelim dediler. Birlikte bu insanların ihtiyaçları var, çocukların ihtiyaçları var, imkanlar sınırlı, eğitim vesaire birçok alanda, rehabilitasyon birçok alanda projelere ihtiyaç var dediler. Gücümüz yetmiyor dediler. Buna da cevap gelmedi. Şimdi böyle bir raporda insan hakları ihlali olarak yer alması, yani iki yönlü değerlendirilebilir. Ya çok fazla batı merkeziyetli, tuzu kuru bir yaklaşım ya da gerçekten çok siyasi bir yaklaşım. Çünkü Sayın Mazlum Abdi de belirtmişti açıklamasında, IŞİD sorunu bizi aşar, yani uluslararası bir sorundur demişti. Şimdi rapora göre gidilirse devletlere de çağrı vardı ama bunların da serbest bırakılması gerektiğini söylüyordu. Nereye serbest bırakacaksın? Bu bir sorun yani. Şimdi götürüp sınıra mı bırakacak KS'de bu insanları? Hangi sınıra bırakabilir? Bu nasıl bir şey? Yani o zaman da bir suç teşkil eder. Kendi bölgelerinde bırakamaz. Yani buradaki insanların hemen %80-90'ı IŞİD mağdurları, çocuklarını şehit verdiler. Aileleri katledildi, aileler parçalandı, evleri yakıldı, yıkıldı. Ve bu insanlar tehlike arz ediyorlar. Gerçekten ciddi, kampta da mesela ciddi tehlikeler var. Sadece erkekler değil. Kendi içlerinde hısbe diye bir asayiş kurmuşlar, birbirlerini katlediyorlar. Şeriat mahkemesi kurmuşlar, oradaki görevlilere saldırıyorlar. Ekonomik açıdan bir külfeti var bunun. Özerk yönetim bölgelerinde 1 milyondan fazla mülteci var. Kendi bölgelerinden, Afrin'den, Serekaniye'den, Grespi'den göç etmek zorunda kalan işgal nedeniyle insanlar var ki bu insanlara hiç kimse yardım etmiyor. Hiçbir uluslararası toplum kuruluşu yardım etmiyor. En azından HOL'e biraz yardım geliyor yani diğer uluslararası yardım kuruluşlarından. Özerk yönetim açısından ciddi bir sorun ve çok adil bir yaklaşım değil. KSD'ye dönük farklı bazı maddeler daha vardı. Orada yer aldı. Buna ilişkin belki kısaca bir şey dersiniz ama bir de Sayın Mazlum Abdi'nin bir çağrısı vardı. Yani bunlar var ama biz soruşturma komisyonunun bunları incelemesine ya da işte ileri sürülen iddiaların tüm ayrıntılarıyla incelemesine de hazırız demişti. Bununla ilgili de kısa bir değerlendirme yapabilirseniz. Şimdi Sayın Mazlum Abdi'nin benim anladığım kadarıyla değerlendirmesi kampa dönük değildi. Yani IŞİD'liler konusuna dönük değildi. Bunun zaten kendilerini aştığını, uluslararası bir sorun olduğunu belirtti. KSD'ye dönük bazı iddialar vardı. İşte keyfi gözaltına almalar deniliyordu. Çocukların gözaltına alınması deniliyordu. Onun yanı sıra işte bazı askeri istihbarata dönük bazı şeyler vardı. Bu iddialara dönük soruşturma başlatıldığını söyledi. Şimdi KSD'nin olsun, özel yönetimin olsun yaklaşım böyle. Bu anlamda gerçekten dikkat ediliyor burada. Onu belirteyim. İnsan hakları, hukuk, toplum hakları noktasında dikkat ediliyor. Ama olur ki münferit hatalar yaşanırsa, münferit suçlar yaşanırsa bunlar üzerine de gidiliyor. Bunun mekanizmaları da var. Askeri mahkemeler var, soruşturma komisyonları var, disiplin kurulları var. Bu noktada bir çaba var, bir gerçekten mücadele var. Uluslararası kurumlara da bunun açılabileceğini, gelip buralarda inceleme yapılabileceğini belirtilmişti. Ben Derazor konusunda çok kısa bir şey belirtmek istiyorum. Mümkünse kısaca alalım, hemen daha sonra bunları ayrıntılarıyla konuşacağız. Derazor kampı da vardı maddelerde. Keyfi gözaltı deniliyordu. Ben kendi de Derazor'da kaldım. Şimdi Derazor öyle bir bölge ki MİT hücreleri var. Rejim istihbaratının, yani muhabaratın hücreleri var. DAEŞ hücreleri var. Derazor'da her gün patlama yaşanıyor. Derazor'da siviller hedef alınıyor bu hücreler tarafından. Arap aşiret liderleri hedef alınıyor. Ve sonrasında toplum diyor ki bunları bana bulacaksın, açığa çıkaracaksın. Çünkü sivilleri hedef alıp KSD Arap aşiret şeyhlerini hedef alıp KSD yaptı diyorlar. Toplum da bunu istiyor. Bölgede KSD güçleri de güvenlik önlemleri alıyor, operasyonlar geliştiriyor. Bu da normal ama bu noktada araştırmalar da başlatıldı.
Evet. Peki. Sayın Elmalı, siz biraz gecikmeli geldiniz. Hoş geldiniz. Konuklarımız da konuyu özellikle bir girizgah boyutunda hem Rojava hem Birleşmiş Milletler raporu temasıyla bağlantılı konuştuk. Size de özellikle hem ABD hem Batı söz konusu savaş suçlarını, yani Birleşmiş Milletler raporunda yer alan savaş suçlarını bilmelerine rağmen hep endişeliyiz diye yaklaştılar şimdiye kadar. Bugün öncekilerden daha ileri bir raporun yayınlanması, ki Sayın Şakar da başlangıçta bunu ifade etti, bu siyasetin değiştiğine dair bir işaret olarak algılanabilir mi? Özellikle bu yönüyle baktığımızda, yani rapor Avrupa Birliği ve Avrupa üyesi, Birliği üyesi, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler bağlamında bir tutum değişikliğine neden olabilir mi? Belki böyle bir girişle başlayalım. Çünkü o siyaseti yakından gazeteci olarak takip ettiniz. Biliyorsunuz, yorumunuz ne olur? Evet, şimdi şunu hemen söylemek gerekiyor. Yani bu tür raporlar, işte Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Alt Komisyonu'ndan söz ediyoruz. Tabii Birleşmiş Milletler'in uygulayıcısı, yürütücüsü olan herkes biliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir ya da cezalandırma, işte mahkeme yolu açma yetkisine sahip olan organ orasıdır. Orası da maalesef Afrin saldırısı başladığında Fransa şey yapmıştı. Fransa bu davayı hemen acilen Güvenlik Konseyi'ne götürdü. Maalesef Fransa'yı örneğin Amerika ve Rusya dahi destek vermedi. Diğer ülkeler karşı çıkmamalarına rağmen. Bu tür raporlar Avrupa Konseyi'ne ya da diğer uluslararası kuruma nasıl etki yapar? Doğrusu bunun bir silsilesi var. Yani hukuken adım adım, merhale merhale en üst yaptırım gücüne sahip olan, işte Birleşmiş Milletler'in bir nasıl ki meclisi varsa, yürütme organı, ondan sonra Güvenlik Konseyi'ne gidiyorsa merhale merhale maalesef bu dosyalar gidiyor ya da davalar gidiyor. Yani Birleşmiş Milletler açısında tabii Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan bir ülke olmadığından dolayı mahkeme direkt Türkiye'yi, gerçi burada hukukçu Sayın Mahmut Şakar daha detaylı bilgiler verecek ama ben fazla buraya girmeden ondan dolayı, evet. Avrupa Konseyi, şimdi Avrupa Konseyi zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin bir organıdır. Türkiye'de 87'den beri, yani 33 yıldır bunun yargısını tamamıyla kabul etmiş. Dolayısıyla şu an dolaysız olarak Türkiye kaynaklı, ordudan olsun, milis olsun, kim olursa olsun, Türkiye'den kaynaklı, devletten kaynaklı her türlü ihlali insanların, mağdur olanların AİHM'e kadar, yani Türkiye'nin kendi iç hukuk, daha doğrusu 90. madde de diyor ki, ulusal, yani Türkiye'de, hı hı, ceza kanunun 90. maddesi diyor ki AİHM iç hukukun da üstündedir mahalinde gelen cümleler kuruluyor. Dolayısıyla hem Rojava'da hem de bütün Türkiye'nin, yani Kürdistan iç sınırları dediğimiz ya da Türkiye'nin dış çeperinde gerçekleştirdiği her eylemden Türkiye sorumludur. Özellikle de burada konu Rojava ve Afrin olduğundan dolayı bunu Türkiye, orayı hatta kabul etmiş. Demiş ki özellikle
Afrin'i kastediyorum. Demiş ki burası artık benim himayemde. Buna bir örnek, çok somut bir örnek vereyim. İngiltere bu ikinci Körfez Savaşı'nda Basra bölgesinde birkaç yeri yanlışlıkla ya da belki bilinçli olarak bombalamıştır, o önemli değil, ama mağdurlar İngiltere'yi mahkum ettirdi orada. Evet. Niye? Çünkü orası orada İngiliz askerleri vardı. İngiliz askerleri ya da hükümeti diyordu ki orası bizim şeyimizde, denetimimizde. Türk devleti sadece ordusuyla değil, diyor ki benim her şeyle ben oradayım. Yani dolayısıyla hem bu somut Afrin... Peki bu yönüyle sorumluluklara dikkat çektiğiniz zaman kısaca birkaç cümleyle özellikle bu konuya ilişkin bir tutum değişikliği yaşanır mı? Çünkü işin siyasal boyutu da var, biliyoruz. Yani sadece hukuki boyuttan öte siyasal bir değişiklik yaşanmasa Türkiye orada istediklerini şimdiye kadar yaptığı gibi bundan sonra da yapabilir. Yaşanır mı öyle bir değişiklik ya da o değişikliğin işareti mi? İşte bu raporlar ancak maalesef yani birbirini etkiliyor. Örneğin burada Avrupa Konseyi'ni örnek alırsak, Avrupa Konseyi, daha önce de Avrupa Parlamentosu da defalarca bu konuyu, yani Afrin'e saldırıyı, Rojava'ya saldırıları hep gündemlerine aldı. İşlenenin bir ilhak olduğunu, uluslararası suç olduğunu, başka bir ülkeyi işgal ilhak ediyor. Ve orada bir savaş suçu dahil insanlığa karşı suçlar işlendiğine dair somut bilgilerin olduğunu, bu bilgileri paylaştılar. Evet. Dolayısıyla bir üst, örneğin Avrupa Konseyi'nde Bakanlar Kurulu'nun burada harekete geçmesi gerekiyor. Bakanlar Komitesi de Avrupa Konseyi'nin üye devletlerinin dışişleri bakanlarının bir bütünen, en azından etkili ağır topların ağırlığını burada koymaları gerekiyor. İşte bunun için de top hem kurumlarına, Kürtlere hem de dostlarına düşüyor ki bu kurumları harekete geçebilsin. Daha doğrusu raporlar hasır altı edilmesin. Maalesef raporların böyle bir durumu var. Eğer raporlar devamlılığı getirilmezse raporlar raflar, tozlu raflarda kalabiliyor. Peki bu konuyu da ayrıntılı bir başlık olarak ele almayı düşünüyoruz. Sayın Şakar, sizinle devam etmek istiyorum. Yani ben bazı hukukçuların yorumlarını okudum. Onlar iddialı sözler söylüyorlardı. Yani başta Erdoğan ve Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olmak üzere bunların yargılanmaktan öte tutuklanabileceğinden bile söz edenler oldu. Söz konusu rapordan yola çıkarak böyle bir sonuç elde etmek mümkün mü? Yani çok açık deyimle diktatör yargılanıp tutuklanabilip cezalandırılabilir mi? Yoksa daha farklı bir süreç mi işler? Yani örneğin mesela Birleşmiş Milletler'in raporu Erdoğan'ı kendi hizalarına getirmek için bir koz olarak mı kullanılır? Çünkü aynı zamanda diplomaside böyle yöntemler de var, biliyoruz, örneklerini de biliyoruz. Tabii teorik olarak söylenen şey doğru. Yani koşulları oluştuğunda Erdoğan da Hulusi Akar da hakkında tutuklama kararı çıkarılabilir. Bu teorik ihtimalin dile getirmesinin temel bir nedeni şu, sanırım şu söylenmek istenilmiştir. Yani bunların diplomatik dokunulmazlığının olması onların yargılaması önünde engel değil. Çünkü genel olarak hukukta, özellikle 1961 Viyana Sözleşmesi, bu diplomatik ilişkilerle ilgili sözleşme, yani devlet başkanlarının ve diplomatik dokunulmazlığı olanların görevden ayrılsalar bile yargılanmayacağına hükmeder. Ve bunun pek çok somut örnekleri de oldu. Ama Roma statüsü ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu geçerli değil. Yani bu diplomatik dokunulmazlık, Viyana Sözleşmesi'nin bu hükmü söz konusu Uluslararası Ceza Mahkemesi açısından geçerli olmadığı sanırım ifade edilmiş durumda. Yani Erdoğan görevdeyken ya da görevden ayrıldıktan sonra da koşulları oluştuğunda yargılanabilir. Nitekim Sudan El-Beşir Cumhurbaşkanken yargılandı ya da Milosevic eski başkanken yargılandı.
Bu teorik bir ihtimal. Ama esas mesele bu mu derseniz, bence esas mesele biraz farklı tartışmak gerekiyor. Yani gerek bu BM raporunun, bu soruşturma raporunun ya da işte Hüseyin de bahsettiği bu konuda söylenen pek çok sözün ortaya çıkardığı bir olgu var. Yani orada işlenen sabah suçu bir realite, bir gerçek. Yani bir suç işlendiği konusunda bir konsensus var. Bu konuda belgeler de var. Bu konuda işte ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ne bileyim Avrupalı yetkililere kadar söylenmiş sözler de var. Akademisyenlerin sözleri de var. Ama ana sorun şudur. Herkesin dile getirdiği bu suçu nasıl yargıya taşıyacağız? Yani hangi mekanizma buna bakacak? Suç var doğru ama suçu nereye taşıyacağız? Şimdi problem burada ya da bu, yani bu açıdan bu teorik ihtimallerden ziyade gerçekten önümüzde ne var? Biraz tartışmak bu açıdan önemli ve zaten mağdurların da halkımızın da temel beklentisi bu. Bu açıdan baktığımızda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni oluşturan Roma Sözleşmesi Türkiye imzalamadığı için doğrudan mağdurlar başvuramıyor. Bir diğer ihtimal işte BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda bir karar çıkarması. Nitekim Sudan da imzalamamıştı ama Sudan'la ilgili Elbeşir ile ilgili böyle bir karar çıkarıldığı için bu ihtimal oldu. Şimdi siyasi denkleme baktığında işte özellikle bu Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi farklı kutupları da temsil ediyor. Savaşın farklı Suriye üzerindeki çatışmanın değişik kutupları da temsil ediyorlar. Bunların bir Türkiye ile ilgili bir uluslararası mahkemenin açılması noktasında bir araya gelebileceği konusunda siyasal ihtimal oldukça zayıf. Şimdi bu raporu hazırlayan soruşturma komisyonunun eski bir üyesi var. Carla Del Ponte İsviçreli. Kendisi daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savcılık yapan biriydi. 2017 yılında istifa etti. İstifa etme gerekçesi şuydu. Diyor ki yani uluslararası güçler yani büyük güçler bize bu daha önce hazırladığımız raporlardan sonra bir ya ad hoc bir komitenin yani özel bir uluslararası mahkemenin Ruanda Mahkemesi ya da eski Yugoslavya Mahkemesi gibi bunun kurulacağını, özel Suriye Uluslararası Mahkemesi'nin kurulacağını sözünü verdiler. Ancak Güvenlik Konseyi'nde Rusya bunu veto etti. Dolayısıyla aslında bu rapor hazırlamakla gidilecek bir yol yok ve bunun da önü açılmadığı için kendi misyonunu da yerine getiremediğini söyleyerek istifa etti. Şimdi ortada duran gerçek bu. Bu rapor üzerine birkaç gündür işte Cenevre'de İnsan Hakları Konseyi'nde tartışmalar yürütüyor. İşte ANF'de de bununla ilgili bilgiler çıktı. Şimdi orada da temel tartışma bu. Yani bu mesele Suriye üzerinde süren, yıllardır süren büyük trajik sürece ilişkin yani bir uluslararası yargılamanın kurulması ve bunun bir adalet yolunun ortaya çıkarılması, açılması ve bunun bu raporların ve benzer pek çok delillerin buraya sunulması. Şimdi temel anlamda bir talep de bu. Şimdi sorun yoksa başvuru yapılabilir. Mesela bizim böyle bir başvurumuz zaten oldu Afrin işgalinden sonra. O dönemden hakta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 20. kuruluş yıldönümü vesilesiyle biz bir grup arkadaşla bir de gittik ve Afrin'le ilgili hazırladığımız dosyayı bizzat çok bir anda başsavcının kendisine teslim ettik ve bir yıl sonra yani Kasım 2019'da bize bir yazı geldi. Dedik ki sizin başvurunuzu aldık ama bu bir soruşturma açma anlamına gelmiyor biliyorsunuz. Ama yani böyle, bize bir dosya numarası da verdiler. Şimdi mesela biz onu biraz daha elimizdeki tüm bölgeleri geldikçe buraya gönderip buraya bir yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu meseleyi takip eden bir dosyaya dönüşmeyi düşünüyoruz. Zaten böyle bir çalışma var. Ama gerçekte bu yargılama değil. Ama biz ileriki süreçte siyasal koşullar değiştiğinde bir yargılama olur. Peki şöyle bir şey sorsam yani bu yargılama boyutuyla ilgili verdiğiniz detaylar çok önemli. Ama diğer taraftan özellikle Erdoğan'a bir koz olarak da böylesi bir raporu bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin kullanması ya da bir şekliyle bunu öne sürmesi de mümkün mü? Yani bunun içinde bu raporu kendi hedeflerine alet edebilirler mi? Yani bence bu rapordan çok daha fazla şey ellerinde var. Mesela Rusya bir ara araları bozuştuğunda uydu fotoğrafları, DAEŞ ilişkileri çok daha tehlikeli, çok daha yani uluslararası suç anlamda koz var. Yani bu anlamda ABD'nin de Rusya'nın da yani iki kanadın da Türkiye ve Erdoğan'a dair elinde çok yeterli belge var. Ya bence bu rapordaki veriler onların yani ondan çok çok daha şeyler var. Yani güçlü belgeler olduğunu düşünüyorum ellerinde. Daha ziyade yani bu sonuçta ben böyle eski sürece ilişkin böyle bir mekanizma evet. Oluşturmuş. Bir de şunu ifade edeyim. Yani bu fotoğrafı tamamlamak açısından aslında BM'nin Suriye
2011'den sonra oluşan iki temel mekanizma var. Birincisi bu Suriye Uluslararası Araştırma, Bağımsız Araştırma Komisyonu. Bugüne kadar 20'ye yakın rapor hazırlamış. İkincisi de kısa adlı mekanizma olarak bilinen uluslararası, tarafsız ve bağımsız mekanizma olarak tanımlanan, aslında bu komisyondan çok daha fazla hukuksal işlevi olan bir mekanizma var. 2016 yılında kuruldu. Bu tüm olguları topluyor, hukuksal açıdan tasnif ediyor. Bir savcı ya da hakim pozisyonu yok ama açılacak dosyalar için de hazır hale getiriyor. Dolayısıyla bence bu mekanizmayı çok daha iyi takip etmek lazım. Çünkü bunlar biraz daha mahkemeleri hazır hale getiriyor bu verileri. Hem bu komisyonun sunduğu hem de bu komisyon dışında sivil toplum örgütlerinin sunduğu raporları da. Peki, dolayısıyla eksik ibareler içerse de, net şeyler olmasa da önemsenmesi gereken bir durumdan söz ettiniz. Beritan arkadaşım, sizinle devam etmek istiyorum. Birinci bölümde aslında biraz özel bir başlığa değindik, durumu algılamak için biraz. Ama görünen o sanki kaba bir eşitlemecilik var raporda. Yani Suriye ve Rojava'da yaşananların çok küçük bir kısmının kapsadığına dair yaklaşımlar her üç konuğumuzun da görüşlerinde var. Biz Demokratik Özerk Yönetim uzun zamandan beridir Afrin başta olmak üzere bu bölgede yaptığı çalışmalar var. Kadınların, gençlerin yaptığı, kamuoyuna da yansıyan özel çalışmalar var. Doğrusu orada eksik bırakılan ne? Anlatılana belki net bir oran vermek mümkün değil ama gerçekten gerçeğin ne kadar o rapora yansımış, eksik kalanlar ne orada? Özellikle o boyutuyla ilgili bize bilgi de verirseniz sevinirim. Şimdi ben şöyle başlamak istiyorum. İşgalin kendisi bir suç. İşgal aslında bütün suçların da kapısını açıyor. Mesela bu raporda da, diğer Birleşmiş Milletler'in yaklaşımında da işgali suç olarak görme veya önünde engel oluşturma gibi bir yaklaşım olmadı. Bu işgal harekatları boyunca da Afrin olsun, Grespi olsun, Serikani olsun hep Türk Devleti'nin halkı güvenlik kaygılarını anladıklarından söz ettiler. Yine sivillere dönük katliamlar karşısında da işte kaygılıyız gibi ifadeler kullandılar. Bu anlamda Birleşmiş Milletler ve hemen hemen birçok mekanizması da Türkiye'nin suçlarının ortağıdır. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Evet. Şimdi işgal altında demokratik özerk yönetim bölgelerinden 3 şehir işgal altında. Bir de onun dışında ondan öncesinde Cerablus, Mare, Azaz, Bab işgal edilmişti. Tabii IŞİD'den kurtarıyoruz gerekçesiyle. Halbuki hiç alakası yok. Tiyatroyu da herkes izledi o süreci Bab dışında. Şuna değinmek gerekiyor. Bir etnik temizlik yaşanıyor. Kısmen değinmişti raporda. İşte kültürlerin hedef alındığı noktasında, toplulukların hedef alındığı noktasında. Özellikle Kürtler hedef alınıyor. Kürtlere dönük bir etnik temizlik uygulanıyor. Mesela bunun için de Afrin pilot bölge olarak seçilmiş. Bu görülüyor. Çünkü Afrin tarihinden bu yana bir Kürt kenti olmuş. Hurilerin, İthanilerin kalıntılarını taşıyan bir şehirdi. Uzun yıllardır da Suriye rejimi döneminde de Afrin tüm demografi değiştirme politikalarına karşın özünü korumayı başardı, bir Kürt kenti olarak kaldı. Savaş sürecinde her ne kadar siviller toplarla, uçaklarla hedef alındılarsa da yine yaklaşık 200 bin insan Afrin'de kalmıştı. Bu zaten Afrin nüfusunun %90'ı Kürt olduğu için önemli bir oranda Kürt kaldı şehirde. Yine 300 bin insan da savaş sürecinde Afrin'den çıkmak zorunda kalmıştı. Şimdi bunlara dönük, aslında daha çok Kürtlere dönük, ezidi Kürtlere dönük bir etnik temizlik uygulanıyor. Yine demografi değiştirme planı devrede. Guta'dan, Hama'dan, Humus'tan, İdlib'den, işte Türkiye'den çete aileleri getirildi, yerleştirildi Afrin'e. Mesela şeyi ben özel önemli buluyorum. İşgalden önce Afrin tüm kuşatmaya rağmen, çünkü çeteler Türkiye rejim kuşatmasındaydı, kuşatma altında bir cennet olmayı başarmıştı. Büyük nüfusun yoğunluğu Kürt'tü ama içinde işte Ezidiler vardı, Müslümanlar vardı, Süryaniler yoktu pardon, Ermeniler vardı, Kürt Hristiyanlar vardı. Böyle hepsi özel yönetim içerisinde temsil
temsil ediliyorlardı, kendilerini temsil ediyorlardı, inanç merkezlerini kurmuşlardı. Sesim bana dönüyor, ben konuşmakta zorlanıyorum yine. Peki arkadaşlar, yine dikkat ederse seviniriz. Bu anlamda hepsinin inanç merkezleri vardı. Ama işgalden sonra ne oldu bir bakalım. Nüfusun %90'ını oluşturan Kürtler şu anda %18 oranında kalmış durumda. Hatta daha altında bunun. 25 bin üzerinde Ezidi yaşıyordu Afrin'de. Hatta bazıları 35 bine kadar rakam veriyor bazı kuruluşlar. Şu anda sayının 5 ila 7 bin arasında kaldığı söyleniyor. Müslümanlık dayatılıyor bu Ezidilere. Yine kadınları kaçırılıyor. Yansımıştı daha önce. Çetelerin görüntüleri de yansımıştı. Katlediliyorlar. Kürt Hristiyanlar vardı. Yine Ermeniler vardı. Yaklaşık 1000 civarındaydı Hristiyanların sayısı. En son işte 3-4 aile kalmıştı. Onlara da aynı şekilde Türk-İslam sentezi dayatılıyor. Özellikle mesela ölülerini bile kendi ritüellerine göre, kendi dinlerine göre gömemiyorlar. Geçenlerde böyle bir örnek yaşandı. Yine şu ana kadar yapılan uygulamaların bilançoları var. Mesela 6800 insanın kaçırıldığı ifade ediliyor son 2,5 yılda. Bu 6800 kişiden 3700 Siz, kişinin akıbeti. Rapora bakabildiniz mi? Özellikle sormak istiyorum. Yani raporda yer alanlar, orada yaşananların ne kadarını yansıtıyor? Bir gazeteci, bölgeyi yakından tanıyan, bilen biri olarak baktığınızda gerçekten ne kadarını yansıtıyor? Bir de şu da var, yani özel yönetmen belgelediği somut hak ihlalleri var. Onlar raporda yer alıyor mu? Yani belgelediği somut hak ihlalleri hepsi raporda yer almıyor elbette ama çarpıcı örnekler var. Mesela kadınlara dönük kaçırma ve tecavüz vakalarından bahsedilmiş. Yine toplulukların hedef alındığını, kültürlerin hedef alındığını söylüyor. Bunlardan bahsedilmiş. Birkaç çarpıcı örnek verilmiş. Gözaltına alma, keyfi kaçırma, işkence, tecavüz. Bu tecavüzlerde, toplu işkencelerde Türk yetkililerin yer alması, bunlardan bahsedilmiş. Ama çok muğlak bırakılmış. Böyle bir gerçeklik var. Şu anda Türkiye tarafından sistematik olarak Afrin'de, Serekaniye'de, Grespi'de bu uygulamalar yaptırılıyor bu çetelere. Tabii Grespi ve Serekaniye'de biraz daha sınırlı çünkü orada aslında Kürtler, Süryaniler, Ermeniler, Ezidiler kalmadı. Hemen hemen hepsi çıktı. Bir kısım Arap toplumundan bir kısım kaldı. Bu noktada Afrin daha farklı. Mesela rakamlar var. Bunlar da somut net rakamlar değil yani. Sayı, gerçek sayı bunların çok üzerinde. Çünkü Türkiye her şekilde iletişime engelliyor. Tüm telefon, internet hatları, Türk hatları yapılmış durumda. İnsanlar tehdit ediliyor. Mesela 6800 insanın kaçırılması, bunlardan 3700'ün akıbetinin belli olmaması çok ciddi bir savaş suçu. Yani bu münferit bir olay değil yani. Normal bir olay değil, sistematik bir olay. Yine kadınlar boyutu var. Bu çok önemli yani. Mesela Afrin gerçekten Suriye rejimi döneminde de aslında Suriye'de kadının farklı yaşadığı bir bölgeydi. Mesela çok eşlik Afrin'de çok azdı. Hemen hemen yok gibiydi. Şimdi mesela çok eşlik dayatılıyor. Kız çocukları kaçırılıyor. Hatta evli kadınlar bile kaçırılıyor. Çetelerle evlenme dayatılıyor. Üçüncü, dördüncü eş olma dayatılıyor. Şu ana kadar 67 kadın katledilmiş. Bu belgelenmiş, somuttur. 65 kadına tecavüz edilmiş. Bunun yanı sıra 213 kadın yaralanmış. Ve kadınlar sokağa tek başına çıkamıyor, çarşafsız çıkamıyor. Çünkü her şekilde çeteler tarafından hakarete uğruyorlar. Kaçırılma riskleri var. Ve bunların hepsi Türk Devleti'nin bilgisi dahilinde. Bu raporda da bence bir iki yerde de olsa Türk Devleti'ne vurgu yapılması önemlidir. Fakat yine de muğlak bırakılmış. Ciddi eksikler var. Olayın sistematik boyutu, sistematik olarak yürütüldüğü açılmamış. Peki. İşgal boyutuna da değindiniz. Sistematik boyutunda da açılmadığına değindiniz. Ben Sayın Ermali'ye döneyim. Aslında Avrupa Konseyi'nde de geçmişte benim hatırladığım kadarıyla BM gibi olmasa da sonuçta bu tür raporların konuşulduğu, görüşüldüğü birçok oturumu yakından takip ettiniz siz de.
Evet, Avrupa Birleşmiş Milletler'de tartışılıyor ama aynı zamanda Avrupa Konseyi'nde yer alan ülkelerin önemli bir bölümü Birleşmiş Milletler üzerinde de etkili ülkeler. Geçmişteki tartışmalardan yola çıkarak baktığınızda, bu tartışmalarla birlikte değerlendirdiğinizde Türkiye'deki ya da Türkiye'nin de ortak olduğu bu savaş suçlarının örtülmesinde, şimdiye kadar gizlenmesinde bir bütün olarak bu kesimlerin payına ilişkin ne dersiniz? Eğer gerçekten bunların payı varsa bu yaşananları nasıl açıklamak gerekir? Yani sonuçta dünyanın gözü önünde işlenen suçlar var ve gıdım gıdım ortaya çıkarıyorlar ama hala kral çıplak diyemiyorlar. Evet, yani şu maalesef geçerli bir akçe, özellikle de kimi ülkeler açısında amaçları kendi ulusal ya da işte devlet çıkarlarını gözeterek devletler arası ilişkileri muhafaza etme. Yani bunu somut bir örnek vereyim. Almanya açısından sürekli özellikle Türkiye ile ilişkilerde geçerli yöntem budur. Sürekli idare etme. Ne yaparsa yapsın idare etme. Ki bu mantık işte çok iyi biliniyor. 1930-40'larda Almanya'yı nereye kadar götürdü? Neydi o? Cezasızlık fikriyatı kimilerini freni patlamış olanları burada işte baskıcı rejimleri kastediyorum. Önüne ne gelirse silip süpürüyor. Bunu doğrusu özellikle Afrin ve Rojava özgülünde söylersek, tabii o dönem işte kimi kınamalar falan şu bu olmuştu ama somut olarak yaptırım bağlamında örneğin Almanya'nın belirli ticari kurumları dahi Türkiye'ye karşı yaptırım şeyi almıştı. Yaptırım girişimleri başlatmışlardı. Ne bileyim Volkswagen işte biz Türkiye'de fabrika kuramayız bu şartlarda diye ki bir ticari kurumdan bahsediyoruz. Ama yine burada etkili bir güç olduğundan dolayı Almanya'da söz ediyorum. Tabii pek çok ülke böylesini başını önüne eğen bir konumda. Yalnız ülkeler böyledir diye aynı ülkelerin parlamentoları, siyasi kurumları aynıdır demek manasına gelmiyor. Bunu örneğin Avrupa Parlamentosu'nda da görüyoruz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde de görüyoruz. Bunlar sürekli bu noktaları, bu hususları dile getiriyor. Türkiye'nin yapmış olduğunun bir ilhak olduğunu, bir suç olduğunu dile getiriyor. Ama mesele sadece şu değil tabii. Bu kurumların işte sözünü ettiğiniz parlamentoların yani bu ister Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi olabilir, ister Avrupa Parlamentosu ya da ulusal parlamentolar olabilir. Bir merhaleden sonra yani ilgili komisyonlardan bu hukuk komisyonu olabilir, uluslararası insan hakları komisyonları olabilir. Merhaleden sonra başka mekanizmaların devreye girmesi gerekiyor. İşte burada devletler arası ilişkiler devreye giriyor. Devletlerin kendi ilişkileri söz konusu oluyor. Ya da şu anda zayıf olarak etkisiz olan Birleşmiş Milletler dahil bunların kendi üzerindeki sorumlulukları üstlenmeleri gerekiyor. İşte bu da tam görevlerini yapamadıklarından dolayı şeyden bahsedildi. Siz biraz önce dediniz ki o uygulamaların baş yöneticileri işte isim mi de verdiniz bu Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da Savunma Bakanı. Milli Güvenlik Kurulu'ndan işte ya da Savunma Bakanı olabilir. Şimdi bunun Pinochet olayı bunun çok açık bir örneğidir. Pinochet bir vatandaşın İspanya üzeri yapmış olduğu somut olarak yapmış olduğu bu ben kötü muameleye
maruz kaldım diye bir savcıyı harekete geçirmesi üzerine İngiltere'de tutuklanmıştı. Yani çok basit şeyler ama işte Afrin'den söz edildi biraz önce, bizim Britan gazeteci arkadaş da detaylı olarak vurguladı. Afrin'in sadece insanlarına değil, şu anda zeytinyağlarına el konulmuş ve uluslararası piyasaya sürülmüş. Bu da ayrı bir mekanizma gerektiriyor. Bunun takip edilmesi gerekiyor. Bu ticaret ve yani ticaret hukukunda da bir suç. Bunun ortaya çıkması için de bunların yani cezasızlık hükmünün devam etmemesi için işte bu mekanizmaları bilerek hesaplı kitaplı bir tarzda işler, kurumlar gerekiyor. Bunlar ister Kürt kurumlarının yardımıyla, ister Kürtlerin dostlarının yardımıyla, ister Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Alt Komisyonu ve bu konuda bugüne kadar sesini çıkarmış olan, karar almış olan Avrupa Parlamentosu da buna dahil, bunların müdahil olması gerekiyor ki bu mekanizmalar daha da sağlıklı işleyebilsin. Evet. Tabii şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Sadece siyasi kurumlar falan değil, her ferdin orada burnu kanamış, sınırı geçerken darbe yemiş, kurşun yemiş, zeytinleri sökülmüş, çalınmış olan, kedisi vurulmuş olanların da onun davasını birebir takip etmeleri gerekiyor. Bunun yolu ve yöntemi var. Her şey parayla olmuyor. Yani böyle bir şey yok. Kimileri rahatlıkla şunu söyleyebilir: ya paramız yok işte, doğrudur da, belki de kuruşları da yok. Yalnız bu işler hepsi şeyle olmuyor. Yani bilindiği gibi. Dolayısıyla burada bir enformasyon eksikliği, bir tıkanıklık, yani bilgili akımı tıkanıklığının da var olduğu kanısı hakim bende. Peki, son başlıkta onu ayrıntılarla konuşacağımızı söylemiştim aslında. Çünkü başlı başına yapılması gereken 100 bin rapor da olsa, en nihayette bu raporların mağdurları ya da onların dostları ne yapacak, bu önemli. Sayın Şakar, sizinle devam edelim istiyorum. Biraz önce Beritan arkadaşımız da giriş yaparken dikkat çekti. Yani rapor işgal ve yerinden edilmeyi, oradaki toplu işlenmiş devlet sorumluluğundaki suçları görmezden geliyor. Onları hiçbir şekilde işlemiyor. Evet, raporu siz de eskiyle kıyasladığınızda olumlu buldunuz. Başka bulanlar da var. Bu işgalin ve demografik değişimlerin bir şekliyle raporda yer almaması, bu suçları meşrulaştırma yaklaşımı olarak da algılanabilir mi? Bu bilinçli bir tercih mi doğrusu? Yani Birleşmiş Milletler eliyle bir suç gizleme mi var orada? Çünkü biraz önce Sayın Elmalı da söyledi, bir ortaklık da var diyebileceğimiz konular söz konusu. Hukukun dışındaki siyasi yaklaşımla baktığımızda ne dersiniz? Tabii başlangıçta yani biraz raporun pozitif yanlarına biraz vurgu yapmak istedim ama gerek şöyle ifade etmiştim, yani gerek nitelik olarak gerekse nicelik olarak yani gerçeği tam karşılamıyor. Yani hukuksal anlamda da bana göre gerçeği tam karşılamayan yorumlar var, yani yaklaşımlar var. Sadece savaş hukuku ihlalleri kısmi olarak tümü olmasa bile birkaç noktada vurgulanmış. Yani bu elbette geçmişe göre bir ilerlemedir. Ama orada ki hukuksal profili biraz daha farklıdır. Yani mesela bu tüm bu süreçler nasıl başladı diye hafızamızı tazelediğimizde, yani Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde sunduğu bir harita gerçekliği var. Yani nasıl bir Rojava görmek istediğini, neyi yaratmak istediğini, yani adeta yani bangır bangır bir Birleşmiş Milletler kürsüsünde tüm dünyaya bir soykırım haritası, bir etnik temizlik haritası yani çizdiği, yani bir siyasi irade var, bir kast var yani. Dolayısıyla yani bu bütünlük içerisinde biraz görülmesi gerekiyor ve bana göre yani bu Roma sitesini oluşturan tüm suçlar açısından bu rapor ele alınmalıydı. Mesela 2010 yılında
bu statüye dahil edilen saldırı suçu diye bir suç tipi var, suç modeli var. Hı hı. Aslında ilhakı, başka bir coğrafyayı ilhakı tanımlayan suç bu saldırı suçudur. Ve biz bahsettiğim Afrin raporunda da zaten ilk bizim dile getirdiğimiz bu bir saldırı suçudur. Aynı zamanda savaş suçudur elbette. Şimdi BM raporunu hazırlayanlar kendileri açısından şunu düşünmüş olabilirler. Biz bu raporu 6 aylık süre için hazırladık. İşte 11 Ocak'la Temmuz arası hazırladık ve o dönem olan bitenleri yazıyoruz. Ama bu açıdan bile baktığınızda saldırı suçu devam eden bir suç. Yani hala orası yani Türkiye'nin ilhaki içerisinde. Orada işte kaymak idari birimler kuruluyor, üniversiteler kuruluyor. Yani devam eden ve oraya ilhak olduğunu gösteren oldukça veriler de var. Mesela bunun dile yani devam eden bir ihlal olarak bile olsa bu saldırı suçunun dile getirmemesi bana öyle ciddi bir eksiliği. Yine bir diğer Roma statüsünü oluşturan suçlardan bir tanesi insanlığa karşı suç. Ve insanlığa karşı suçun temel özelliği sivillere karşı sistematik ve yaygın saldırı ifade ediyor olmasıdır. Yani savaş suçu örneğin sadece Hevrin Halef arkadaşının katledilmesi bile başlı başına bir savaş suçudur. Ve bu en tepeden ifade edildiği raporlarda da var. Her iki raporda da vardı. Ama bunun dışında kitleye dönük, sivil halka dönük sürekli sistematik saldırı aslında insanlığa karşı suçu oluşturuyor. Yani özcesi, hukusal açıdan zayıf bulduğum nokta sadece savaş suçu dışındaki diğer alanların görülmemiş olmasıdır. Şimdi tümüne bile baktığınızda özellikle Afrin cümleyle bu bilinçli bir tercih mi? Yani sonuçta hukukçular hazırlamış olsa bile ya da hukuk ekseninde yani, hazırlanmış yani, olsa bile siyaset eğmen gibi. Ben elbette ben bilinçli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu raporu hazırlayanların temel handikapı sahada olmamaları. Yani tamam 538 görüşme yaptık deniyor. Görüşme yaptıkları içerisinde tanıdıklarımız da var, hukukçular da var, insan hakları savunucuları da var elbette. Ama tabii gerçekte sahada yürütülen bir şey değil yani Suriye'ye girmediler. Rojava davet ediyor ama Suriye şey olarak yani Suriye ulus devleti içerisinde görüldüğü için Suriye'nin izni olmadığı için belki de gitmiyorlardı bilemiyorum. Ama gerçek anlamda bir doğrudan bir gözlemden değil dolaylı bir alınan verilerden de kaynaklandı. Ama tabii bir siyasi tercih olduğu doğru. Yani sadece gerçeğin işte daha kolay suçlanabilir kesimler üzerinden bu rapor hazırlandı. Ben son olarak bu hukuksal analize son olarak da şunu eklemek istiyorum. Özellikle Erdoğan'ın BM fotoğrafıyla başlamanın temel mantığı şuydu. Yani tüm bu üç suç tipolojisi çok somut olarak ispatlanabilir bir şekilde özellikle Afrin gerçeğinde yaşandı ve bundan gerçekten tüm ayrıntılarıyla dile gelmesi lazım ve ifade edilmesi gerekiyordu suçun. Yani oradaki gerçeğin hukuksal ifadesinin açığa çıkması açısından. Ama ben bir hukuksal yorum açısından Erdoğan o fotoğrafın da bize ifade ettiği bir şey var. Burada bir soykırım kastı da var. Yani soykırımla insanlığa karşı suçu ayıran temel olgu soykırım kastının var olması. Yani bir kişi de katledilirse, bin kişi de katledilirse eğer soykırım bir kimliğin ortadan kaldırması amacıyla gerçekleşmişse bu bir soykırım. Dolayısıyla Afrin ve gerçeği o soykırım iradesinin Başbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafından böyle haritayla şekillendirerek ortaya konmuş olması yani realitenin çok daha derinlikli olduğunu ve çok daha güçlü hukuksal analizlerle karşılanması gerektiğini bana yani ortaya koyduğunu düşünüyorum. Peki. Ben Beritan Sarıya'yla devam edelim diyorum. Bir önceki soruda aslında siz bir şekliyle girizgah yaptınız ama ben somut bir örnekten bahsederek kıyaslamanızı da isteyeceğim doğrusu. Şimdi biraz önce arkadaşlarımız da söyledi. Haseki'deki suyun kesilmesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan ve kabul edilen bir başvuru var. Siz daha hakimsiniz. Sanırım daha önce de Afrin için yapılan bir başvuru vardı ve kabul edilmemişti. Belki ikisini yakından izleyen biri olarak kıyaslasanız ne dersiniz? Bir, ikincisi en azından insani boyut itibariyle o suyun kesilmesi, 1 milyon insanın susuz bırakılmasını nasıl bir suç olarak değerlendirmek gerekir? Buna dünyanın ilgisi ne? Orada gözledikleriniz üzerinden yanıtlarsanız sevinirim. Yani siz de belirttiniz, daha önce Afrin için Afrinliler başvuruda bulunmuştu AHİM'e 2018 yılında. Ama 2018 Kasım ayında AHİM bunu karara bağladı. Şöyle bir cevap vermişti.
Türkiye ve Türkiye çeteleri şikayet edilmişti. Afrinliler tarafından yerlerinden edildiklerini, evlerine çetelerin yerleştirildiğini belirtmişlerdi. Ahim şöyle bir cevap vermişti. İşte iç hukuk yolları tüketilmemiş diye bir cevap vermişti. Bu ne anlama geliyor? Afrin'i Türk toprağı olarak görüyor. Böyle değerlendirilebilir. Başka türlü değerlendirilemez. Şimdi de Ahim işte bir babanın, Haseki'deki bir babanın suyun kesilmesi üzerine çocuğunun rahatsızlanması dolayısıyla yaptığı başvuruyu kabul etmiş. Şimdi bu ikili bir yaklaşım. BM raporunda da tabii Afrin'de, Serekaniye'de, Grespi'de yaşanan savaş suçlarına, insanlık suçlarına belirli oranlarda değinilmiş. Yani kısmi de olsa bazı çarpıcı örneklerle değinilmiş. Fakat bu su meselesine değinilmemiş. Şimdi ben çok... Belki ayrıntıya girmeden önce şunu da yanıtlarsanız sevinirim diyorum. Yani Afrin'deki başvuruyu kabul etmeyip bugün Haseki'deki başvuruyu kabul etmesi bir ilerleme olarak görünebilir mi? Yoksa başka bir ayrıntı mı var orada? Ben o ilerleme olarak görmüyorum. Yani diyor ki Haseki Suriye toprağı. Yani Birleşmiş Milletler'de, Ahim'de hepsi devletlere göre şekillenmiş kurumlar. Yani toplumlara göre, milletlere göre değil. Devletlere göre BM 1945'te 2. Dünya Savaşı sonrası şekillenmiş. Ahim yine kapitalist ülkelerin hukukuna, oluşturdukları hukuka göre, çıkar ilişkilerine göre şekillenmiş kurumlar. Şimdi bakıyorsun kararları çelişkili yani. Şimdi sadece bu işgal altındaki bölgelerde savaş, insanlık suçları yaşanmıyor. Aslında saldırılar diğer bölgelere yönelik de devam ediyor. Yani bu Serekaniye'den, Grespi'den Türkiye ve çeteleri sürekli Tıltemir'e darbesi hattına, Grespi'nin işte sivillerin yaşadığı, KSD'nin bulunduğu alana, birçok alana saldırı yapıyor. Kobani'ye saldırı yapıyor ama bunlar gündemleştirilmiyor hiçbir şekilde. Hatta Suriye'de Şam yönetiminin kendi askerlerini bile vuruyorlar. Bunlar hiçbir şekilde gündemleştirilmiyor. BM de siyasi bir kurum. Kararlarını siyasete göre alıyor. Bence bu rapor da daha çok siyasi bir rapor. Yani biraz daha işte yaşanan Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da yaşanan krizle de bağlantılı. Raporun bu krizle de bağlantılı geliştirildiğini de düşünüyorum ben. Bu dediğinizi şimdi açmak mümkün mü? Yani biraz önce de aslında başka konuklarımıza da sormuştum. Yani Erdoğan'ı kontrol altına almanın bir yöntemi olarak mı görüyorsunuz bu yaklaşımı? Bir uyarı bence. Şuradan bakarsak arkadaşlar da belirttiler. Bu devletlerin elinde, Amerika'nın da, Rusya'nın da, belki diğer devletlerin de ellerinde çok daha büyük belgeler var. Evet. Özellikle IŞİD'le ilişkiler konusunda. Rusya, Amerika hepsi IŞİD'le ilişkiler konusunda belgelere sahipler ki burada mesela özellikle Amerikalılar, CIA yetkilileri IŞİD'lilerin soruşturmalarına da giriyorlardı. Biz gazeteciler röportaj yapıyoruz. Bu çeteler birçok şey anlatıyor. Elbette bizden daha fazlasını görevliler biliyor. Ama hiçbirini kullanmadılar. Tam tersine koruyorlar. Daha fazla belge var ama bu bence şu anki siyasal süreçte işte Ege'de bir kriz yaşanıyordu. Hı hı. Hala da çözülmüş değil. Akdeniz öyle, Libya öyle, Irak aslında hakeza öyle. Suriye'de, İdlib'de yine bir kriz var. Bir uyarı aslında. Bu diğer özellikle KSD'nin de yine aynı şekilde abartılarak rapora konulması da siyasi biraz daha kına vurma. Buradan da öyle okunuyor aslında. Toplum da böyle okuyor bunu. Evet. Bunu belirtmek gerekiyor. İnsan hakları ihlalleri mesela siz belirttiniz. Suyun kesilmesi 1 milyon 250 bin kişi susuz bırakıldı. Şu anda su bırakılmış ama çok az. Debisi çok az olduğu için yeterli gelmiyor. İnsanlar mağdur oluyor. Korona sürecidir. BM daha önceki oturumlarında bu konuyu tartıştı. Biraz baskı uygulandı Türkiye üzerine ama yani bunun uluslararası mahkemeye götürülmesi durumu yok. Peki. Yine DAEŞ'liler konusu uluslararası mahkemenin konusu değil mi acaba gerçekten?
Hoş ama hoş. Şu ana kadar hiçbir ilerleme, gelişme, elini taşın altına koyma yok. Demek ki kararlar siyasi alınıyor yani. Peki. Sayın Elmalı, belki Beritan arkadaşımızın bıraktığı yerden de devam edebiliriz. Belki bir suyun kesilmesine dönük büyük bir drama da yol açabilecek bir sonuçtan söz ediyoruz. Söyleyebilecekleriniz olur ama en nihayetle iş gidip geliyor bir şekliyle siyasette tıkanıyor. Yani devletler birbirleriyle bir anlamda da siyasi kozlarını paylaşıyorlar. Oradaki dramı, işgali, ölümü, katliamı görmüyorlar. İşte Avrupa'ya da baktığımızda bu yönüyle Avrupa kendisini medeniyetin beşiği görür. İşte demokrasinin en çok yaşandığı yer olarak görür. Gerçekten bunları yorumladığınızda, orada bizzat yakından gözlediğiniz tartışmalar üzerinden de yorumladığınızda neler söylemek mümkün? Yani izah etmekte zorlandığımız şeyleri bunlar nasıl yapabiliyorlar? Kısaca öyle diyeyim. Evet, yani maalesef gerçeklik o. Ama şu an bizim aktarmaya çalıştığımız, yani bu var olan işte uluslararası ilişkilerdeki realitenin, daha doğrusu gerçekliğin yanı sıra işleyen, işleyebilme potansiyeli olan mekanizmalar var. Bu mekanizmaları tek tek nasıl harekete geçirmek gerekiyor? Bir, daha önceden farklı bir durumla karşı karşıyayız. Şu an Türkiye'deki iktidar, yöneticiler, bölgedeki bütün bölgenin hükümetleri tamamıyla halktan yalıtılmış, suç işleyen birer mekanizma haline gelmiş ve bunu uluslararası demokratik kurumlar, ben burada işte Avrupa Parlamentosu'nu, Avrupa Komisyonu, Parlamenterler Meclisi'ni, yine Birleşmiş Milletler Alt Komisyonu'nu, tabii bunlar da, ben parantezi açarak söylemek istiyorum, bunlar da sonuçta uzlaşarak yapıyor. Uzlaşı nedir? Uzlaşı hani biraz çaya su katmak gibi bir şeydir. Artı çoğu kurumlar halen Türk devletini dinleyerek, örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eğer bir tarafta mağdurlar varsa unutmamak lazım, diğer tarafta da Türk devleti savunma yapıyor orada. Dolayısıyla ayıp tabii ki eleştiriden muaf değildir. Yine hemen şunu söylemek gerekir. Şimdiye kadar AYM hiçbir davasında Kürtlerin ayrımcılığa maruz kaldığına dair karar almış değil. Bütün öldürmelere rağmen, bütün bu faili meçhullere rağmen böyle bir karar daha almamış. Tabii ki bu özellikle Mahmut Bey belki buna bir şey de getirebilir. Diyorum. Sadece Hrant Dink davasında 14. maddenin, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılığa maruz kalmış maddesi işletildi. Kürtlere dair, Kürdistan'a dair hiçbir dosyada 14. maddeyi AYM ihlal olarak görmedi. Tabii burada eleştirilebilir. Ama AYM iç hukuk yolları tüketilsin denildiğinde bunu siyasi olarak yorumlanabilir. Ama hukuken AYM şöyle söylüyor, yani önce iç hukuk yollarını tüketin. Daha önce Kürdistan'da OHAL bölgesi, daha doğrusu olağanüstü hal bölgesi döneminde AYM bunu, ya bu yöntem zaten hukuki mekanizmalarınız işlemiyor. Siz orada askerlerin işte çok açık olarak OHAL genelgeleriyle işletiyorsunuz dediğinden dolayı onu o zaman askıya almıştı. Ama şu an eğer Rojava için bunu söylüyorsa bunu tabii ki siyasi bir yöntem olarak da söyleyebiliriz ama hukuki bir meseleyi değerlendirdiğimizde şunu özellikle mağdurların bilmesi gerekiyor. İç hukuk yollarını tüketmek özellikle Türkiye'deki, yani daha doğrusu Türk devleti yapmıştır. Türk devletine bu yönlü içeriden başvuruların yapılması gerekiyor. Tabii ki devlet uzatmaya oynar, devlet önünü tıkar. Önemli olan AYM yargıçlarının, bak siz önünü tıkattınız, siz hukuki yolların takibini yapmadınız
noktasına gelmesidir. Birkaç cümleyle şuna şöyle, dikkat çekseniz, yani belki o işin hukuki boyutları çok ayrıntılıdır, zamanı verimli kullanma açısından da diyorum. Yani devletler bu türden gayri insani yaklaşımlara kendi çıkarları temelinde yaklaşıyorlar ve bunu kendi kamuoylarından da gizleniyorlar. Birkaç cümleyle bunun nasıl izah edilebileceğini açıklasanız çok daha iyi olur, sevinirim. Zamanımız da daralıyor çünkü, onun için soruyorum. Ya doğrusu devletlerin pek çok devlet bunları kabul etmiyor ama şey yapma, yani karşı hamle geliştirme imkanlarına pek sahip değiller. Bunun içinde ne oluyor? İşte dünyanın belli başlı ağrı topları denilen işte bilinen devletler o zaman askeri güçlerini de, ya da bugünkü gibi işte Türkiye'ye karşı, Türkiye'deki yönetime karşı bir cezalandırma noktasına gelirlerse, ki Saddam döneminde gözüktü bu, daha önce Halepçe katliamından söz etmeyenler aniden hemen o dönemin bütün işlenen işte daha doğrusu görüntüleri, bilmem neleri, gazları, kimin nasıl işlediği de, Almanya'dan, Hollanda'dan nasıl, hangi firmaların bu zehirli gazları, kimyasalı götürdüğüne dair pek çok mekanizma hemen işler konuma geldi. Peki. Yani bu böyledir diye şu noktaya gelmemek gerekiyor. İşte bunlar zaten birbirlerinin içli dışlıdır. Hepsi aynıdır. Peki. O zaman şey yapalım. Fazla burada bir şey çıkmaz. Hı-hı. O noktaya gelmemek gerekiyor. Yani son turumuzda da bunu konuşacağız. Gerek devletlerde, gerek uluslararası kurumlarda cidden, peki, bu meseleleri takip edenler var ama her şeyi her an söyleme şeylerine, yetilerine sahip değiller. Peki. Bunlar ilk etapta şey yapalım, işte ortamı bulalım, fazla tepki almayalım, bizi şu noktaya getirmesin, işte kararlarımızı alır, daha önce Çiller'in bir deyimi vardı ya, kararlarımızı alır çöpe atarız. İşte çöpe ata ata bugün Türkiye öyle bir konuma geldi ki, peki, Türkiye temsilcileri ne söylese, ne yapsa, uluslararası kurumlarda artık Türkiye'de, Ankara'da söylenenlerin hiç kimse duyulur, inanılır, görmüyor. Yani, peki, bu noktaya gelindi. Bunu özellikle bilmek gerekiyor. Ve aslında Kürtlerin ve Kürt kurumlarının önemi de burada kaynaklı. Tam buraya yeni bir, geldiyseniz, evet, hemen şöyle bir hatırlatma da yaparak diyeyim. Baştan beri üçünüzün de dedikleri çok önemli. Hüseyin Bey de kaç kez değindi ama doğrusu dönüp şunu düşünmeliyiz artık. Son 10 dakikamız, şöyle 3'er dakikada çok özetlerseniz çok çok sevinirim. Yani uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi için ne yapılmalı? Kürt kurumları, Kürtlerin dostları, doğrusu sırayla tek sorun bu olsun. Çok maalesef zamanımız kalmadı ama 3'er dakikayla özetlerseniz çok sevinirim. Mahmut Bey, sizden başlayalım. Gerçekten ne yapmak gerekir? Hep konuştuk ama somut bir adım atmak gerekir. Nasıl olacak bu? Evet, ben ona geçerken aslında bu ahim kararı ile ilgili bir şey düzeltmek de istedim. Yani bir altını çizeyim. Bu suya erişimle ilgili kararı ben de bugün okudum. Dolayısıyla avukat arkadaşla da henüz yani ulaşamadım ama benim o röportajdan anladığım, henüz bir başvuru kabul edilmiş değildir. Kabul edilebilirlik mekanizması farklı bir olgudur. Kayıt edilmiştir, kayıt alınmıştır. Hı. Ama kabul edip edilmeyecek, daha sonraki süre ortaya çıkabilir. Bu çok önemli dediğiniz, biz de kabul yani edilmiş diye haber yaptık. Çünkü yani öyle yansımıştı. Ben de avukat arkadaşla konuşamadım ama benim röportajdan anladığım bu. Çünkü yani bizim Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dosyamızın alınması gibi kayıt var ama yani daha sonraki süreçte kabul edip edilemeyeceği ortaya çıkabilir düşünüyorum, sınırlı bilgilerle. Tabii ben şunu söyleyeyim, yani hukuksal mücadele açısından baktığımızda bunun bir süreç olduğuna inanıyorum. Yani genel olarak mücadelenin, özel olarak da adalet mücadelesinin bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ve istikrarlı, sürekli bir mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz mevcut tüm olanakları da kullanarak, yani UCM'den işte evrensel yargı yetkisi, her ülkedeki yasalara da kullanarak, özellikle Rojava'da işlenen bu savaş suçlarına, insanlığa karşı suçlarına
Karşı bir adalet arayışını içindeyiz. Bunu sürdürmek gerekiyor ama tek başına hukuksal mücadele, siyasal mücadeleden, diplomatik mücadeleden çok ayrı düşünemez. Yani halkın kendi adalet mücadelesi biraz kendisini de yürütmesi lazım. Yani bir şekilde bir Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaparken diyelim ki 100 tane affedilin de orada bize açıklama yapın demesi gerekiyor örneğin. Yani siz yani meseleyi sadece çok tekleştiren bir yaklaşım var. Sözleşme imzalanmamış. Türkiye'ye karşı dava açamıyoruz. Peki adaleti nasıl bulacağız? Nerede bulacağız? Bu noktada o cevabın kendilerini bize vermesi lazım. Bu açıdan politik mücadele iç içe bir hukuk mücadelesi yürütülmesi lazım. Bir diğer önemli nokta gerçekten bizim tarihsel anlamda da bir hafıza, güçlü bir hafıza yaratmak açısından da yani Kürdistan'ın her parçasında yaşanan vahşetin, suçların çok iyi belgelenmesi lazım. Bizim bir çabamız da aslında bu. Şubat ayında biz Rojava'da oradaki hukukçular ve insan hakları savunucularıyla bu temelde bir aslında eğitim ve tartışma da yürüttük. Giderek çok daha güçlü belgeler de geliyor. Yani oradaki yani sadece gazeteci arkadaşlar, insan hakları savunucuları ve hukukçular sadece Rojava için söylemiyor. Kürdistan her parçası için geçerli. Yani bu sonuçta bir yargı kararına dönüşür ya da dönüşmez. Bir belleği, bir hafızayı oluşturursa bence etkisi daha fazla olur. Yani adalet sadece hukuk bürokrasisine bırakılamayacak kadar önemli bir mücadeledir. Bu elbette sadece bir yoldur. Ama onun dışındaki diğer dostlarımızla birleşeceğimiz demokratik eylemliliklerle, diplomatik görüşmelerle adalet mücadelesini ortak bir akılla, ortak bir sesle yürütürsek bence önemli olur. Zaten FEME'nin bu raporunu da bence biraz bizim mücadelemizin de bir yönü. Afrin'de çıkmak zorunda kalıp Şehbat'a direnen halkımızın da aslında bir emeğinin de ürünü. Oradaki hukukçu arkadaşlarımızın da bir emeği var. Varsa bir olumluluk bu raporda. Yani bizim halkımızın ve dost arkadaşlarımızın burada emeğinin de payı da var. Dolayısıyla bu mücadele direniş hukukçusuyla, siyasetiyle, diplomasıyla ortak yürütülmesi gereken mücadele diye düşünüyorum. Ta ki gerçekten suçlar yarınlarına kadar, adalet yürütmeye kadar. Peki. Beritan Aktaş, sizinle devam edelim diyorum. Sayın Şakar son cümlesinde aslında direnenlerin bugün yaşananlardaki payına değindi. Direnenlerin merkezi de Rojava, Kuzey ve Doğu Suriye bir bütün olarak orada işgalciliğe ve çetelere karşı emsalsiz bir direniş var. Bu boyutuyla bakıp belki değerlendirsiniz diye soruyorum. Rojava boyutunda ağırlıkla gerçekten eksik kalan neydi? Bundan sonra ne yapmak gerekir? Daha fazla bunları en azından mahkum etmek için. Yani daha çok hukuksal boyutuyla değerlendiriliyor. Burada da bağımsız hukuk kuruluşları, yine insan hakları kurumları var. Bu Türkiye'nin bu çetelerin suçlarını belgelemek için çalışıyorlar. Zaten bunu da gerek AHİM'e, gerek diğer mesela bu Birleşmiş Milletler Komisyonu'na iletiyorlar. Bu işin bir boyutu, mutlak eksikleri var. Bu yönlü çabaların artması da gerekiyor. Ben Mahmut Şakar'a karşı belirttiklerine de katılıyorum. Ama bence saha halen, yani Rojava halen ciddi tehlike altında. Kuşatma altında. Her geçen gün daha fazla kuşatılıyor. Bugün KDP Derik hattından bir kuşatma yapıyor. 40 tane karakol oluşturuyor. Dırbesiye'de Türk Devleti hendekler kazıyor. Her gün saldırılar var. Yani bu işgal ettiği alanlardan diğer alanlara dönük. Yeni işgal planları her zaman devrede. Bu anlamda yani halkların, alandaki halkların birbirine kenetlenmesini daha fazla artması, savunma tedbirlerinin de artması gerekiyor. Yine dünyaya şunun anlatılması gerekiyor. Bu Rojava halkının da, Rojava halklarının da sadece Kürtler yaşamıyor. Ortak demokratik özerk yönetim. Evet. Ha. Beritan arkadaşımız son anda dondu. Sayın Ermalı, sizinle isterseniz devam edelim. Siz de hep bu noktalara değindiniz ama doğrusu ne yapmalı, ne dersiniz bu konuyla ilgili? Birincisi, bu konuda daha önce var olan iştihatları, buna benzer daha doğrusu durumlarda var olan o şeyleri, olguları bir toparlamak gerekiyor. İşte biraz önce Pinochet örneğini onun için vermiştim. İngiltere'nin Irak'ta yaptıklarından dolayı yargılanmasını onun için örnek verdim. Dolayısıyla bu tespitlerden sonra belirli bir
kurum silsilesinin yapılanması gerekiyor. Bu işler öyle sadece birkaç kişiyle, birkaç hukukçuyla yapılacak cinsten değil. O kadar ihlal yaşanıyor ki artı bir de bunların sürekli takibinin yapılması gerekiyor. Yani bir rapor eğer işte Birleşmiş Milletler bu raporu almış, eğer orada duracaksa tabii ki o fazla etkili olmaz. Diğer bütün uluslararası mekanizmaların, kurumların o raporun içerisinde geçenlere uygun olarak ve eksikler varsa eksikleri de belirterek o kurumları harekete geçirmeye mekanizmalarını geliştirmek gerekiyor. Bu mekanizmalar Kürtler kendi dostlarıyla yapabilir, bunu uluslararası özgün kurumlarla yapabilir, ulusal meclislerde yapabilir. Hatta dernekler bunun için harekete geçirilebilir. İşin bir yani hukuki siyasi boyutu var. Bir de işte Afrin'de örneğin insanlığa karşı suçlar işlediğini bu konunun uzmanları söylüyor. Niye? Çünkü şu açıkça söyleniyor. Eğer bir yerde sadece silahlı olanlara karşı değil ki Türk Devleti'nin iddia ettiği buydu, sivillere karşı sistematik bir hal almış olan baskılar söz konusuysa, hele hele yerlerinden edinme, o bölge demografisini değiştirme daha da öte, yani insanlığa karşı suçlardan öte artık soykırım mertebesine giriyor. Ki bu yani bizim yorumlarımız değil, uluslararası hukuk böyle söylüyor. Evet. Onun için o muhatap olacak olan şeyleri, kurumları çok sağlıklı abartılara girmeden, yani şu anda bizim soykırım var ya da yok dememize gerek yok. Onun verilerini, onun sadece verilerini, yani eğer insanlar orada evlerini terk etmek zorunda bırakılmışlarsa, eğer Ezidiler dini ibadetlerini yerine getiremiyorlarsa, eğer ne bileyim, bu da pek çok örnek verilebilir. Su dahi kesiliyorsa, bunlar zaten hiç yoruma gerek yok. Şey konulmuş, yani bu sonuç, daha doğrusu eğer iki kere iki kaç eder, dört eder denilecekse, bu oraya doğru gider. İşte uluslararası kurumların özellikle işletilmesinde yani büyük bir önem var diye belirtmek isterim. Tabii bütün devletler değişmez değildir. Bugüne kadar gözünü yummuş olan bir devlet, bir mekanizma rahatlıkla yarın değişebilir. Yeter ki sağlıklı ve güçlü bir kamuoyu baskısını his edebilsin. Peki. Sayın Elmalı, size de teşekkür ediyorum. Sayın Şakar, tamam. Son birkaç dakikada ne yazık ki Beritan arkadaşımız kesildi. Ona da teşekkür ediyorum. Beritan arkadaşımız bizden birkaç dakika alacaklı olacak. Sevgili izleyiciler, Medya Haber'de gündemde bugün Birleşmiş Milletler'de hazırlanan Suriye raporunu gazeteci arkadaşlarımız Hüseyin Elmalı ve Beritan Sarı'ya, hukukçu arkadaşımız Mahmut Şakar ile konuştuk. Burada programımızın sonuna geldik. Bir dahaki Medya Haber'de gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.